Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz ki her zaman olduğu gibi sektörüne marka bir isme konuk olduk. Keyfi Derya kafedeyiz. Ve yanımızda işletme sahibimiz Derya Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Derya Hanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri ağırladığınız için. Derya Hanım, vermiş olduğunuz hizmetlere değinmeden önce de ben sizleri tanıtmak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Derya Hanım kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Derya Hanım 3 çocuk annesi. Bir bayan. Çalışmak zorunda olan bir bayan. Bu sektöre girişim biraz daha çocuklarla ilgili oldu. Hem kendi işimi yapıp hem çocuklarımdan mahrum kalmamak için biraz balıklama oldu ama temelde zaten aşçı bir babanın kızıydım. Hep o yönde ilerliyorduk. Yemekle içince. Yemek. Çocuklar olunca zaten her çeşit yemeği deniyorsunuz. Çorba onu yemiyorlar, onu yapıyorsunuz. Sonrasında biraz da beceri var işin içinde. Bu işe gönül verdik. Bir anda Rabbim insanın kalbindeki niyet güzel olunca önüne de sunuyor bir şekilde. Daha yeni açıldı burası. Evet. Ne zaman açtık? 3 ay oldu. 2016'nın. 3 aylık bir firma burası. Peki burada biraz mekan tanıtır mısınız bize Derya Hanım? Kaç kişi ağırlayabiliyoruz ve ne tür lezzetler sunuyoruz? Benim burada kendi evimi yansıtıyorum. Diğer konseptlerden daha farklı olarak buraya gelenler benim misafirimdir. Benim ticarette işim yok açıkçası. Yeme içme konusunda mantımız var, böreğimiz var, kahvaltılarımız çok güzel. Onun dışında çay, kahve, meşrubat hepsi var. Buraya gelen insanlar biraz daha gönülvari olsun. Geldiklerinde Derya ablalarını tanısınlar, bir selam versinler. Bir ticarethane olmasın. Kendini çevirsin. Benim işim yok yani. Farklı bir niyetle açtık. Rahat bir ortam sunuyoruz. Rahat olsun. Bir de çocuklu. Bir bahçede oturur gibi. Aynen aynen. Çocuklu annelerin rahat gelebileceği, ben çok sıkıntısını çektim. Bir kafeye gittiğimizde oturuyorsun, çocuk durmuyor vesaire vesaire, bir sürü sıkıntılar. Biraz da ondan yola çıktım. Çocuklu anneler geldiğinde yemek yedirirken hatta ikili koltukları özellikle çocuklar için, çocuklu anneler için yaptırdım. Rahat etsinler. Kendi evlerinde gibi rahat olabilsinler. Ya da ne bileyim sakin bir ortam. Ben sakinliği çok seviyorum. Evet. Ses artık şehir yaşamından sıkılan insanlar, sürekli bir kalabalık içinde olan insanlar daha çok tercih ediyor. Tabii bunun yanı sıra organizasyonlarımız var. Doğum günü, parti, toplantı. Peki ne tür organizasyonlar oluyor? Siz nasıl bir konsept ayarlıyorsunuz onlar için? Şimdi benim reçetelerim var. Yani doğum günü istiyorlar ama sadece pasta istiyorlar. Kimisi yanında kurabiyesi, şu su, bu su. Ben reçetemi sunuyorum. Maliyeti ona göre çıkıyor. O şekilde ayarlıyoruz. Peki neden tercih edilmesiniz sizlere göre? Dediğim gibi ben insanları seviyorum. Hizmet etmeyi seviyorum. Bu işi gerçekten severek yapıyorum. Rahat bir ortam. Bu da her şeye yansıyor değil mi? Aynen. Rahat bir ortam. Ne bileyim yani. Kesinlikle ben benim gibi birine muhakkak giderdim diyebilirim yani. Çok güzel. Peki genelde müşterilerimiz nerelerden geliyor? Bursa'dan ya da Bursa'nın dışından gelen var mı? Yalova'dan müşterilerim geliyor. İstanbul'dan geliyor. Daha yeni bir sektör. Bundan önce bir markete müdür olarak çalışıyordum. Daha motomot bir hayat. Gidiyorsun, çalışıyorsun, geliyorsun. Yorgunluk, çocuklar vesaire. Şimdi biraz daha sosyal eşimize, dostumuza vakit ayıramaz olmuştuk belli bir zamandan sonra. Şimdi burada öyle değil. İlkokul arkadaşlarım, ortaokul arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım hepsi beni bulma şansını yakaladılar. Ben de onlara aynı şekilde. Güzel oldu. Daha bir sosyal olduk. Müşterilerimiz de dediğim gibi genç nesil geliyor. Tavla, okey, oyun oynuyorlar. Oyun mesela eğlence, evet. Eğlence var. Dediğim gibi aile çok rahat geliyor.
bir aile çocuklarıyla gönlü rahat bir şekilde gelebiliyor, karnını doyurabiliyor, eğlenmeye gelebiliyor. Daha yeni açtık buraya ama ileriye yönelik planlarınız da var mı, düşünceleriniz? Ben İznikliyim. Benim çocukken ben hep onun maketlerini falan yapardım. Sahil şeridinde babamdan kalan bir mal var. Yani oraya 20 yasaklı butik otel tarzında. Babam balık çok güzel yapar. Hani babamı da başına geçirmek çok istemişimdir. Yani başında görmek. Babam rahatsız olduğu için buraya çok fazla gelemiyor ama inşallah o da gelecek. İnşallah. Biraz daha sahile yakın. İşte orada da canlı müzik olsun. Her şey çok sade olsun. O şekilde bir hayalim vardı. Burasını büyütmek çok istiyorum. Birkaç yerde aynı şekilde tarzımızı bozmadan. Bir dahaki, sonraki yapacağımız işte o şekilde. Butik otel tarzında. İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah. Biz kadın girişimcileri görmeyi seviyoruz. Başarılarınızın İnşallah. Devamını diliyoruz. Bizi tercih edip de gelen müşterilerimize, artık onlar bizim müşterilerimiz değil, misafirlerimiz. Hepsine şimdiden teşekkür ediyorum ama muhakkak gelmelerini de tavsiye ediyorum. Evet, bizler de gelmeyenleri buraya davet etmiş olalım. Keyfi Derya olarak sizler Bursa'dasınız. Herkes bir kez olsun ziyaret etsin. Evet. Keyifli anlar geçirmek için. Çok teşekkür ediyorum Derya Hanım. Ben bizler başarılarınızın devamını diliyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. İnşallah. Bilim. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, emek verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizler için durağımız Bursa Nilüfer ve Bursa'da sektöründe marka bir isimden sizlere seslendik ve buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.